Teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bu organizasyon
organizasyondaki esas amacı çok güzel düşünmüşler. Hakikaten gençleri, futbolcuları, buradaki oynayan takımları amaç birbiriyle kaynaşması ve bu kaynaşmanın birbirlerini tanıması ve centilmence bir sezonu tamamlamaları için güzel bir atılım yapmışlarına çok teşekkür ediyorum. Ve bu ön konuşmayı söyledikten sonra sizlere hepinizi özellikle gençlere ben bunu söylüyorum. Bir defa dünyada 187 ülke var ve tabii birçok da eyaletler şunlar bunlar var. Sömürge var. 187 devletin içerisinde Türkiye bir tane. Ve ülkenizi çok sevmenizi istiyor. Bu Türkiye içerisinde 81 il vardır. Erzincan bir tane. Bakın, Erzincan'ı da çok sevmenizi istiyor. Ha bu Erzincan içerisinde herhalde 9 tane ilçe oldu değil mi? 7 idi. Değil mi? 9 ilçe oldu. Tekrar yeni ilçeler katıldı. Gerçekten onların içerisinde de Rebayemiz şirin bir ilçemizdir. Tabii ki Rebayem'in de 121 tane muhtarlık köyü var. Ve onların yanında mezraları var. Bu 120 köy içerisinde de tabii ki Rebayelilerin herkesin köyü de kendisi için çok güzel olmalı. Ve kendisi için çok önemli bir unsur olmalı. Ve herkesi köylerinin bu kültürel faaliyetlerine cani gönülle katılmasını istiyorum. Hepinize turnuvada başarılar dileyip centilmence bir sezon geçirmenizi istiyorum. Hepinizi gözlemliyorum. Sayın başkanlarım, değerli futbol arkadaşlarım, Erçek köyünün düzenlemiş olduğu gerçekten adı üstünde Refahiye köyleri 9. dostluk turnuvası. Erçek köyü gerçekten çok güzel bir organizasyon hazırlamıştır. İşte dostluk budur, arkadaşlık budur, eşitlik budur. Erçel Köyü Devlet Başkanı futbol turnuvasını düzenleyen kişiye teşekkür ediyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Şimdi gerçekten Erçel Köyü bu geçmişte olan bir özverisidir. Ben çevre köylerde, bizim köylerimizde tanıdığım örnek köylerden birisidir. Çok eskiden ben 52 yaşındayım. Bir hatıramızı anlatayım. Babamın Perçem köyüyle çok iyi bir dostluğu vardı. Perçem köyüyle yakında bir tarlamız vardı. Köyümüzün çok uzağında. Babam Perçem köyündeki dostlarla selam gönderdiği zaman o köyü biz tarlaya gitmeden gelirdik ki 15-20 tane ırgat getirmiş kendilerine. Irgat getirmiş. Tarlayı biçiyoruz. Şimdi bu ne kadar bir önemli altyapıdır ki telefon yok, cep telefonu yok, araba yok. Nasıl bir dostluktur ki bir selamla bir köyden 20-30 tane dost kardeşini çağırıp birbirine yardımlaşma yapıyoruz. Şimdi gerçekten ben bunu hiç unutmuyorum da unutmayacağım. Onun için geçmişteki büyüklerimizin kurmuş olduğu dostluğu siz değerli genç kardeşlerimle aynı şekilde sürdürmenizi istiyorum. Hepinize iş hayatında, sosyal faaliyetlerinde başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bostanlı Köyü temsilcisi arası veriyor. Hepinize selamun aleyküm. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben de Perçem Köyü'nün bu düzenlemiş olduğu kahvaltıyı huzurunuza teşekkür ediyorum.
Hepinize de saygılar, sevgiler sunuyorum. Gerçek köyünü de sağlık köyünü girmesini diliyorum. Harika. Ama amacımızın birlik beraberlik olduğunu her gün bizleri her sene gün gözüküyor bu kahvaltılarda. Yeni bir konuşma da başkanım yaptı. Kısa kurulu Tuzla Komite Başkanımız Sayın Burhan Kıdır yani iki kişi için şu an İstanbul dışında kendisi için daha büyük diyorum. Bu da büyük bir ama kendi derneğinin kişi için İstanbul dışında. Yine Mesela Dernek Başkanımız Sayın Özcan'ın da Ankara'ya kadar yola bile olacak ama onu da sınavlarını belirtiyorum. Tekrar Türk Kökeli başarılar diliyorum. Bu namazının gentleman kişinin bitmesini diliyorum. Şimdi köylerden mahalleye indik. Baya merkezdeyiz. Beyazıt Camii Şirin Mahallesi. Adem Bey. Çok teşekkür ediyorum. İlk önce buraya gelen bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok güzel. Berçan Büyü Başkanı'na teşekkür ediyorum böyle bir organizeyi yaptığı için. İşte dostum. Turnuvanın cenneti bence ve güzellik içinde, dostluk içinde geçmesi dileğiyle hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yapılan köyü Selahattin Bey buyurun. Başkanımız, köyüne teşekkürler davet ettiğiniz için. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bütün takımlar başarılı.